ve iz necceyna kum min ali firavne yesumune kum su el azabi yuzbihun ibnaikum ve yastahyun nisaikum ve fi zâlikum bala'un min rabbikum azîm. sizi yeni doğan erkek çocuklarınızı öldürmek kızlarınızı ise hayatta bırakmak suretiyle en kötü azaba maruz bırakan firavun hanedanından kurtardığımızı hatırlayın sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı hatırlayın. İşte bunda Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Sizi Firavun hanedanından kurtardık. Denildi ki bir adamın Ali taraftarı demektir. Bu anlamdan hareketle Resulullah'ın Ali yakınları demektir. Al yakınları taraftar demektir. Bundan hareketle Resulullah'ın Ali Resulullah'ın yakınları demektir. Her mümin onun alindendir de denilmiştir. Hz. Peygamber'e ve ona iman eden herkese salat ve selam okunmasının emredilmesi de bu anlayışa bağlıdır. Et, evet, al demek taraftar yani yakınları demektir. Her mümin onun alindendir, onun yakınıdır. Hz. Peygamber'e ve ona iman eden herkese salat ve selam okunmasının emredilmesi de bu anlayışa bağlıdır. Burası al-tanıma. Ali Beyit, Ehli Beyit. Burasını alalım. Ali Muhammed diye örnek olarak kaydederim. Sadece ırsiyet değil burada yakınlık anlamını aldı. İman açısından yakın olan herkes onun âli sayılır. Sizi en kötü azaba maruz bırakan bu ilahi beyan için iki yorum yapılmıştır. En şiddetli azabı size uygulayanlar bu da sizi köle edinip çalıştırmalarıyla gerçekleşir. Bir de şöyle denilmiştir. Yesümüneküm size en şiddetli azabı tattırırlar. Bu da erkek çocuklarını kesmek suretiyle kendilerine yaptıkları işkenceye yönelir. Ayet-i Kerime'de erkek çocuklarınızın boğazlarını keserler yani onları öldürürler şeklinde ifade edildiği gibi. Kızlarını ise hayatta bırakırlar. İki şekilde yorumlanır. Yastahyune kelimesi hayatına alınmış olabilir. Buna göre kadınları öldürmekten hayal edip çekinmişlerdir demektir. Çünkü onlar kadınlardan korkmuyordu. İkincisi yessahyüne ihyadan alınmış olur. Buna göre kadınları hayatta bırakmış onları öldürmeyip cariye statüsünde getirmişlerdir. Anlamı ortaya çıkar ki ihtimalle mümkündür. İşte bunda Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Denildi ki sonu uzatılarak okunan bela nimet demektir. Bu durumda anlam şöyle olur. Sizi Firavun ve hanedarından kurtarmamızda büyük bir nimet vardır. Bir de şöyle denildi. Uzatılmadan okunduğunda bela imtihan manasına gelir. Bu durumda ise mana şöyle olur. Firavun'un sizi köle edinip çalıştırmasında büyük bir imtihan vardır. Burasında bela imtihan diye not alalım. ilerleyelim. ve iz ferakna bikumul bahra ve ve eğrakna ale firavne ve entüm tenzurun bir de sizin için denizi yarıp hepinizi kurtarmıştır. Firavunun taraftarlarını ise gözünüzün önünde suda boğmuştuk. Bir de denildi ki sizin için denizi yarmıştık. Ferakna yani denizi sizin için yarıklar haline getirdik. İçinde yürüyeceğiniz yollar haline. Bir de şöyle denildi. Ferakna sizi denizden karşıya geçirdik. Düşünlüğü. Ve iz va'atna Musa erba'ine leyleten sümmet tehaztum icle min ba'dihi ve entum zalimun. Musa ile 40 gecelik bir süre üzerinde anlaşmıştık. Siz ise onun ardından haddi aşarak uzayı tabi edindiniz. Musa ile 40 gecelik bir süre üzerinde anlaşmıştık. Nihai gerçeği bilen Allah'tır ya. İsrail ile yapılan anlaşma iki çeşitti. Biri aziz ve celil olan Allah'ın Musa'yı Tevrat'la birlikte onlara döndüreceği yolunda verdiği sözdür. Biri aziz ve celil olan Allah'ın Musa'yı Tevrat'la birlikte onlara döndüreceği yolunda verdiği sözdür. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Güzel vaat yani yerine getirilecek vaat. Diğeri ise Hazreti Musa'nın 40 gece sonunda Tevratla birlikte kendilerine döneceği şeklinde verdiği sözdü. Bana verdiğiniz sözden caydınız ifadesinde görüldüğü üzere. Hazreti Musa'nın 40 gece sonunda Tevratla birlikte kendilerine döneceği şeklinde verdiği sözdü. Bana verdiğiniz sözden caydınız ifadesinde görüldüğü üzere. Burada 40 geceye vurgu var. Bir öncesinde de Tevrat'a vurgu var. Siz ise onun ardından buzağıyı tanrı edindiniz. İki şekilde yorumlanabilir. Biri buzağıyı tanrı edindiniz yani tapındınız. İsrailoğulları buzağıyı heykelini edin, edinmekle değil, ona tapınmak suretiyle ayıplanıp kınanmaya müstahak olmuşlardır. Buzağıyı heykelini edinmekle değil, ona tapınmak suretiyle ayıplanıp kınanmaya müstahak olmuşlardır. İkincisi buzağı tarı edindiniz. Bu sebeple onlar ayıplanıp kınanmaya müstehak olmuşlardır. Şu ilahi beyanda belirtildiği gibi Musa'nın kavmi kendisinin ayrılışından sonra zinet takımlarından böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Samiri onlara böğürebilen heykeli döküp çıkardı. Onlar da bu buzağı sizin ve Musa'nın tanrısıdır dediler. Bu ikinci mana daha münasip görülmektedir. İki rivayet der. Bu ikinci rivayet daha münasip görülmektedir. Bir de edindiniz, yaptınız şeklinde yorumlanmıştır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Haddi aşarak zulüm konusunda birkaç görüş ileri sürülmüştür. Denilmiştir ki failinin cezaya çarptırılacağı her fiil her fiil zulümdür. Zulüm tanımı zulüm nedir? Failinin, o işi işleyen kişinin cezaya çaptırılacağı her fiil zulümdür. Yine din açısından izin verilmeyen her davranış zulümdür denilmiştir. Bu tanımda yapılmıştır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette İsrailoğulları izin verilmeyen bir şey yapmaları sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından zulme nispet edilmişlerdir. Aslında onlar öz varlıklarını haksızlık yapmış bulunuyorlardı. Yani Allah'ın sözünü çiğniyorlardı ama diğer yandan da öz varlıklarına haksızlık yapmış bulunuyorlardı. Şöyle de denilmiştir. Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. İsrailoğulları uluhiyeti yerli yerine koymama, koymadıkları yani Allah'a ait kılmadıkları için zalim diye nitelendirilmişlerdir. Bu sonuncu görüş nihai gerçeği bilendir ya gerçeğe daha yakın görülmektedir üç e, taramaktadır da failinin cezaya çarptırıldığı her şey zulümdür. Din açısından izin verilmeyen her davranış zulümdür. Üçüncüsü de bir şeyi yerli yerine koymamak zulümdür. Maturidi bunu tercih etti. Bu daha uygundur diye. Burasını da zulüm tanımı diye not alıp geçelim. Sümme afevne ankum min badi zalike leallekum teşkürûn. Fakat ardından lütfumuzu bilip şükredesiniz diye sizi affettik. Fakat ardından sizi affettik. Bu ayet-i kerime mutezilerin asla telakkisini çürütmektedir. Sümme afevne ankum min badi zalike leallekum teşkürûn. Fakat ardından lütfumuzu bilip şükredesiniz diye sizi affettik. Bu ayet-i kerime Mu'tezile'nin aslah telakkisini çürütmektedir. Onların iddiasına göre Allah bir adamın ne kadar uzun olursa olsun ömrünün sonunda iman edeceğini yahut dünya hayatı boyunca neslinden bir mümin geleceğini bilmişse onu zamansız öldürmesi veya neslini tüketmesi mümkün değildir. Bu iddia çerçevesinde İsrailoğullarını yaşatmak ve nesillerini sürdürmek Cenab-ı Hakk'a vacip olduğuna göre vücut alallah onlara lütuf ve ihsanda bulunduğunu hatırlatması ve şükretmelerini talep etmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü o üzerine düşeni yapmıştır. Muhtezile'ye göre yapması gerekeni yerine getiren herkesin bu fiili bir minnet ve lütuf özelliği taşımaz. Halbuki aziz ve celil olan Allah İsrailoğullarını Kökten helak etmeyip nesillerinin devamını sağladığı ve onları affettiği için kendilerine olan lütufkarlığını hatırlatmıştır. Şunu da hatırlatmak gerekir ki, Allah'ın İsrailoğullarına yaptığı lütufkarlık onların atalarına ait olmakla birlikte sonraki nesillerini de içine alır. Çünkü o atalarını mahvetmeyip soylarının devam etmesine son verseydi, onlar tamamen ortadan kalkar sonraki çağlarda intikal edemezlerdi. Şu halde onun kendilerine olan lütufkarlığı gerçekleşmiş, bu sebeple de şükretmelerini talep etmiştir. Durum anlattığımız gibi olduğuna göre Allah'ın insanlar için dini bakımdan en elverişli olanı yaratması zaruri değildir. Burasını da o dezile asla görüşünü reddi diye işaretleyelim. Şükredesiniz diye yani şükretmeniz için. Nitekim cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım ve ayet ayeti kerimede de mana aynı çizgi üzere seyreder. Şükretmeniz için. Yani beni bir tanımaları için. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayetin bu son kısmı ile onun ardındaki ayette yer alan şükür ve ibadet kavramları birkaç şekilde yorumlanmıştır. Şükür ve ibadet kavramları bu peş peşe gelen ayetlerde birkaç şekilde yorumlanmıştır. Bunlardan birine göre herkesin fıtratı Allah'ın birliğine tanıklık ettiği gibi herkesin yaratılışı hal diliyle ona şükreder. Herkesin fıtratı Allah'ın birliğine tanıklık ettiği gibi herkesin yaratılışı hal diliyle ona şükreder. Bir de ayette geçen ibadet kavramı Allah'ın birliğini tercih etme. Şükür kavramı ise İnsanların nail olduğu nimet ve imkanların Allah'tan geldiğinin bilincini taşıma anlamına gelir. İbadet kavramı Allah'ın birliğini tercih etme, ona boyun eğme. Şükür kavramı ise insanların nail olduğu nimet ve imkanların Allah'tan geldiğinin bilincinde olma anlamına gelir. Bu duygu ve anlayışlar, Allah'a kulluk eden ve onu bir tanıyan insan tipini niteler. İbadet kavramı Allah'ın birliğini tercih etme, şükür kavramı ise insanların nail olduğu nimet ve imkanların Allah'tan geldiğinin bilincini taşıma anlamına gelir. Bu duygu ve anlayışlar Allah'a kulluk eden ve onu bir tanıyan insan tipini niteler. Bir de şu anlam söz konusu edilebilir. Allah Teala cinleri ve insanları kabul edeceklere yönelik olmak üzere kendisine ibadet ve şükürde bulunmaları emretmesi için yaratmıştır. Burasına şükür, ibadet diye işaretleyelim. Geçelim. Ve iz ateyna Musa'l vel furqane Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Musa'ya kitabı verdik yani Tevrat'ı. Kitap yazılı olan her şeyin adıdır. Furkan hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Furkan denildi ki içinde helal ve haramın birbirinden ayrılıp açıklandığı için Tevrat'a Furkan denilmiştir. Helal ve haramın açıklanarak birbirinden ayrıldığı için Tevrat'a Furkan denilmiştir. Muhtevasında helal ile haramın ayırt edildiği her kitap Furkan'dır. Yine denildi ki Tevrat de hak ile batıl ayırt edildiği için Furkan diye isimlendirilmiştir. Bu iki yorum birbirinin aynıdır. Bir de şöyle denilmiştir. Tevrat'a Furkan denilmesinin sebebi muhtevasının incelenmesiyle dini konulardaki şüphelerden kurtuluş olma gerçeğidir. Neticesinde hepsi aynı anlama geliyor. Hükümlerin birbirinden ayrıldığı, ile haramın ayrıldığı kitaptır. Bir anlayışa göre ayetin muhtevasında bulunan ve fakat zikredilmeyen bir husus vardır. Cenab-ı Hak sanki şöyle buyurmaktadır. Biz Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı Muhammed'e de Furkan'ı verdik. Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah her ne kadar yücedir. Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah ne kadar yücedir? Beyanında olduğu gibi doğru yolu bulasınız diye ayetin bu kısmı hakkındaki açıklama şükredesiniz diye beyanında olduğu gibidir. Bu hususta daha önce yeter derecede bilgi vermiştik Allah'a kul olmak yani ona boyun eğmek anlamında. Burada hiçbir olumlu veya olumsuz bir yorum yapmadı. Bu da olabilir dedi. Sanki şu Furkan'dan önce Hazreti Muhammed var gibi anlam verdi. Şöyle de denilmiştir. Biz Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı Muhammed'e de Furkan'ı verdik. Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah ne kadar yücedir bir yanında olduğu gibi. Şimdi buranın hepsini seçip Furkan diye işaretleyelim. Geçelim. وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ شو موسى ق اي Şüphe yok ki siz bu zaayı tanı edilmek suretiyle kendinize zulmettiniz. O halde yaratanınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Bu yaratanınız nezdinde sizin için daha hayırlıdır. Bu suretle Allah tövbenizi kabul eder. Zira o tövbeleri kabul eden ve esirgeyi bağışlayandır. Faktülü <laughs> püsöküm kısmını mea kısmında nefislerinizi öldürün diye çevirdi. Şimdi bakalım tefsirde nasıl gelecek. Şunu da hatırlayın ki Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim şüphe yok ki siz bu zayı tanrı edinmek suretiyle kendinize zulmettiniz. Yani ayette böyle geçiyor. Kendinize zulmettiniz. Denildi ki bu zayı tapınmak sebebiyle kendinize zulmettiniz. Yine bu zayı tanrı edinmeniz yüzünden kendinize zulmettiniz denilmiştir. O halde yaratanınıza tövbe edin. Uzaya tapınmaktan dönüş yapıp Rabbinize ibadet edin denildi. Yine bu zayı tarih edinmekten vazgeçip yaratıcınızı ilah edinmeye dönün denildi. Nefislerinizi öldürün. Fakih Ebu Masur Rahimehullah şöyle dedi. Tevil ve tefsir ehli bu ilahi beyanda yer alan kendilerini öldürme ifadesini hakikat manasını almakta icma etmeselerdi bu ifadeyi gerçek anlamında düşünmezdik. Tevil ve tefsir ehli bu ilahi beyanda yer alan kendilerini öldürme ifadesini hakikat manasına almakta icma etmeselerdi bu ifadeyi gerçek anlamında düşünmezdik. Çünkü Allah'ın öldürme emri İsrailoğullarının tövbe edip ona kullukta bulunma, itaat edip boyun eğme olayından sonra gelmiştir. O halde yaratanıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Allah'ın öldürme emri İsrailoğullarının tövbe edip ona kullukta bulunma, itaat edip boyun eğme olayından emrinden sonra gelmiştir. Bunun delili aziz ve celil olan Allah'ın beyanıdır pişman olup da yoldan saptıklarını anlayınca Rabbimiz bize merhamet etmez ve günahlarımızı bağışlamazsa şüphe yok ki hüsrana olayanlardan oluruz dediler. Bu ilahi beyanla İsrailoğullarının katil emrinden önce, öldürme emrinden önce tövbe ettikleri ortaya çıkmaktadır. Gerçi peygamberlerin getirdiği vahiylerde de iman edinceye kadar kafirlerin öldürülmesi meşru kılınmıştır ancak hak dini kabul etmeleri halinde onları öldürmek caiz olmaz. Zira bu durumda peygamberin gönderilmesi din için değil sadece öldürme amacına yönelik olur. Bir de öldürme imana değil küfre karşı düzenlenmiş bir cezadır. Öldürme imana değil küfre karşı düzenlenmiş bir cezadır. Özellikle Soykırım yapıldığı takdirde çünkü bir gün içinde 70 bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Bundan anlaşılacağı üzere bahis konusu öldürme fiili toplu öldürme veya yok edilmedir. Halbuki Allah Teala küfür ve inat hali dışına hiçbir kavmi helak etmemiştir. Çünkü hak dini benimsemek öldürülmeyi bertaraf edip düşüren bir sebep olarak kabul edilmiştir hak dini benimsemek, öldürülmeyi bertaraf edip düşüren, ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul edilmiştir. Bir de küfür ve inkar yüzünden öldürülmeyi hak eden kimse iman ettiği takdirde ölüm cezası kalkar. Küfür ve inkar yüzünden öldürülmeyi hak eden kimse iman ettiği takdirde ölüm cezası kalkar. Aynı şekilde iman edip hakka yönelen ve bu hal üzere ölen kimseye ahirette önceki küfrü sebebiyle ceza uygulanmaz. İman edip hakka dönen ve bu hal üzere ölen kimseye ahirette önceki küfrü sebebiyle ceza uygulanmaz. Bütün bunlar karşısında İsrailoğullarının tövbe edip Allah'a kulluk ve itaatte bulunma şeklindeki dönüşlerinden sonra dünyada öldürülmemeleri gerekir. Ayetteki sıraya göre tövbe et, ediyorlar. Sonra e, öldürülme emri yer alıyor. Bütün bunlar karşısında İsrailoğullarının tövbe edip Allah'a kulluk ve itaatte bulunma şeklindeki dönüşlerinden sonra öldürülmemeleri gerekir. Şu halde ayet-i kerimede yer alan öldürme emrini İsrailoğullarının Allah'a itaat ve ibadet etmek, zorluk ve meşakkatlere göğüs germek suretiyle nefislerini yorup manevi anlamda öldürme şeklinde yorumlarız. Ayetteki bu sıraya göre İsrailoğullarının tövbe edip Allah'a kulluk ve itaatte bulunma şeklindeki dönüşlerinden sonra öldürülmemeleri gerekir. Şu halde ayeti kerimede yer alan öldürme emrini İsrailoğullarının Allah'a itaat ve ibadet etmek zorluk ve meşakkatlere göğüs germek suretiyle nefislerini yorup manevi anlamda öldürme şeklinde yorumlarız. Zira onlar bu uzayı tanrı edinmek, Allah'tan başka ona da ibadette bulunmak suretiyle Rablerine karşı gösterdikleri isyan ileri boyutlara ulaşmıştı. Bu tür bir yorum ve tasarruf insanların normal konuşmaları sırasında da görülmektedir. Mesela falan adam şu iş uğrunda nefsini öldürmektedir denilir. Fakat bununla gerçek manada öldürmeyi değil, nefsini o hususta yormak, şiddet ve güçlüklere gö göğüs germek anlamında kullanılır. Buna bağlı olarak ayette geçen kendilerini öldürme emri söz konusu ettiğimiz anlamda yani nefislerini öldürme anlamındadır. Buranın hepsini seçelim. Birkaç şekilde burayı etiketleyebiliriz. Da... Bir kendinizi öldürün nefsi öldürün şeklinde aldık. Bir de iman küfür öldürme diye ne zaman öldürülür ne zaman öldürülmez geçti İman, küfür ve öldürme sınırı diyelim. Şimdi hızlıca bakıp geçelim burayı. Şurada bir ölçü verdi. Hak dini benimsemek, öldürmeyi bertaraf edip düşüren bir sebep olarak kabul edilir. Bir kişi mümin olarak imanı benimsediği zaman küfürden çıktıktan sonra imanı öldürülmesini engeller. Küfür ve inkar yüzünden öldürülmeyi hak eden kimse iman ettiği takdirde ölüm cezası kalkar. Aynı şekilde iman edip hakka dönen ve bu hal üzere ölen kimseye ahirette önceki küfür sebebiyle ceza uygulanmaz. Bütün bunlar İsrailoğulları'nın tövbe edip Allah'a kulluk ve itaatte bulunma şeklindeki dönüşlerinden sonra dünyada öldürülmemelerini gerektirir. Şu halde ayet-i kerimede yer alan öldürme emrini İsrailoğulları'nın Allah'a itaat ve ibadet etmek, zorluk ve meşakkatlere göğüs germek suretiyle nefislerini yorup manevi anlamda öldürme şeklinde yorumlarız. İlbiyat vermiş miydi? Bakalım dikkat nokta var, mı? Şu 70 bin diye atıf yaptığı rivayet bazı tefsirlerde hakikaten 70 bine yakın kişinin öldürüldüğüne dair aktarımlar var. Bu rakama vererek maturiydi. şu ilkelerde verdikten sonra öldürmenin gerçek öldürme değil, nefsi öldürme olduğu şeklindeki kanaatini belirtiyor. Taberi'de geçiyormuş o rivayet 70 bin İsrailoğlunun öldürüldüğü şeklindeki bir ayet. Ayette geçen öldürme, katil kavramı hakikat anlamına alındığı takdirde iki şekilde yorumlanabilir. Yani manevi öldürme değil, gerçekten öldürme şeklinde alınırsa nasıl anlaşılabilir? İki şekilde yorumlanabilir. Birincisi, bu emir İsrailoğullarından Allah'a karşı vuku bulmuş isyanlara sebebiyle bir adam öldürme cezası değil, Allah'ın kendilerini imtihana tabi tutmasına bir başlangıç sayılabilir. Aslında Allah'ın İsrailoğullarını herhangi bir sebebe bağlı olmadan imtihan çerçevesinde onlara kendilerini öldürmelerini emretmesi mümkündür. Nitekim şu ayeti kerimede buna ışık tutmaktadır. Biz onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik pek az müstesna bunu yapmazdı. Tefsir alimlerinin çoğu bu ilahi beyanı ifade ettiğimiz şekilde yorumlamıştır. Çünkü yaratıkların hayatına öldürme türlerinin herhangi biriyle son vermesi Allah için caizdir. Buna bağlı olarak Cenab-ı Hak İsrailoğullarına gerçek manada kendilerini öldürmeyi emretmesi de imkan dahilindedir. Burada ayrıca kendilerini Allah için feda etme türünden olmak üzere davet edildikleri çok önemli bir hususu kabullenip teslim olmaları da söz konusudur. Nitekim Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etme şeklindeki ilahi emri yerine getirmesi ve İsmail'in kendisine bu iş için feda etmesi bu türden bir fedakarlık örneğidir. Sonuç olarak İsrailoğullarının bu şekildeki emre muhatap kılınıp sınava tabi tutulmasında gerçek anlamında kendini öldürme değil, Emri tam manasıyla yerine getirme ve dönüş yapmaları anlamı vardır. Şurasını da tekrar alalım. Sonuç olarak İsrailoğullarının bu şekildeki emre muhatap kılınıp sınava tabi tutulmasında gerçek anlamda kendini öldürme değil, emri tam manasıyla yerine getirme ve dönüş yapmaları anlamı vardır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. İkincisi ayette yer alan öldürme emri gerçek manasını alındığı takdirde dünyada uygulanan bir ceza niteliği taşıyabilir. Dünyada gerçekleşen ceza ve mükafat olayları ilahi imtihan konumunda bulunur. Dünyada gerçekleşen ceza ve mükafat İlahi imtihan konumunda bulunur. Buna göre tövbe edip Allah'a itaate dönüş vuku bulduktan sonra da sınavın uygulanması mümkündür. Çünkü dünya imtihan yeridir. Ahiretin ceza ve mükafatları ise sınav niteliği taşımaz. Zira ahiret imtihan yurdu değildir. Sonuç olarak tövbeden sonra da olsa dünyada cezalandırılma imkan dahilinde ise de tövbe ile öldüğü takdirde ahirette bu mümkün değildir. Bu kısmı aynı yere tekrar bir daha işaretleyelim. Bir de imtihan diye yeni bir etiket açalım. İmtihan e, dünya imtihan yurdu şeklinde etiketledik. Nefislerinizi öldürün ve alindeki ilahi beyan hakkında başka yorumlar da yapılmıştır. Şöyle denilmiştir. İsrailoğullarının öldürülmeye ve Allah'a teslim olmaya hazırlanmaları emredilmiştir. İsrailoğullarının öldürülmeye ve Allah'a teslim olmaya hazırlanmaları emredilmiştir. Böylece onlar bir anlamda nefislerini öldürmüş konumuna geçtiler. Bir başka anlayışa göre nefislerini öldürme emri düşmanlarla savaşma anlamına gelir. Bu savaşta ölmeleri söz konusu olsa da nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında kendilerinden satın almıştır. Şöyle ki onlar Allah yolunda savaşırlar, yerine göre öldürülür veya ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'a göre Allah'ın mutlaka gerçekleşecek bir vaadidir. Bu ayette söz konusu edilen Allah-kul ilişkisi Tevrat'ta da yer almıştır. Şu ilahi beyan bu konuya ışık tutmaktadır. Yine biz birbirinizin kanını dökmeyeceğinize ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza dair sizden kesin söz almıştık. Siz bu anlaşmayı kabul etmiştiniz ve hala da etmektesiniz. Cenab-ı Hak sonuç itibariyle kendilerinin ölümü demek olan katil fiilini onlara yasaklamıştır. Kendinizi öldürmeyin. Mealindeki ilahi beyan öldürmeye teşebbüs ettiğiniz kimseleri öldürmeyin anlamındadır. Çünkü bu durumda kendinizi öldürmüş durumuna düşersiniz. Kendinizi öldürmeyin. Mealindeki ilahi beyan öldürmeye teşebbüs ettiğiniz kimseleri öldürmeyin anlamındadır. Çünkü bu durumda kendinizi öldürmüş durumuna düşersiniz. Ebu Bekir el-Esam eğer onlara kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye emretsek pek az müstesna bunu yapmazlardı. Mealindeki ilahi beyana da bu anlamı vermiştir. Şurasını kopyalayayım. Bu Bekir el-Esam. Nefislerinizi öldürün mealindeki ilahi beyan için Allah Teala'nın İsrailoğullarına birbirlerini öldürmelerini emrettiği şeklinde de yorum yapılmıştır. Evlere girdiğinizde Allah'ın selamı olarak kendinize selam verin beyanında olduğu gibi. Yani birbirinize selam verin şöyle de denilmiştir. Cenab-ı Hak bu zaaya tapan herkese kendini öldürmesini emretmiştir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Bu yaratanınız nezdinde sizin için daha hayırlıdır. Tövbe etmeniz yaratanınızın nezdinde sizin için daha hayırlıdır şeklinde yorumlanmıştır. Şöyle de denilmiştir. Kendinizi öldürmeniz bu zayi'ye tapma eyleminden daha hayırlıdır. Kendinizi öldürmeniz bu zayi'ye tapmanızdan daha hayırlıdır. Şöyle bir mana vermek de mümkündür. Aziz ve celil olan Rabbinize kullukta bulunmanız, uzaya tapınmaktan çok hayırlıdır. Bu surette Allah tövbenizi kabul eder. Zira o tövbeleri kabul eden ve esirgeyip bağışlayandır. Bu konuda yorumu daha önce yapmıştık. İsrail öldürülmelerine rıza gösterip sabretmeleri ve direnişe geçmeyip buna uyum sağlamaya gayret gösterilmeler hususunda iki yorumun yapılması mümkündür. Birincisi sanki onlar hayvani özelliklere sahip kılınarak yaratılmışlardır. Şöyle ki Musa aleyhisselam kendilerini gerek firavuna gerekse hanedanına hizmet etmekten kurtarmış, maruz kaldıkları büyük sıkıntı ve tehditlerden uzaklaştırmış ve onlara akıllara hayret veren mucizeler göstermiştir. Mesela Asa, Yedi Beyza, denizin yarılması ve içinde düşmanlarının boğdurulması, bir tek taştan su pınarlarının akıtılması ve sayılması uzun zaman alan diğerleri. Aslında bunlardan sadece bir tanesi bile kendilerine pekala kafi gelir ve Musa'nın nübüvvet iddiasını doğrulayabilirdi. Bütün bunlara rağmen Hz. Musa yanlarından ayrılınca Samiri bu hem sizin hem de Musa'nın ilahıdır. Fakat Musa unutuvermiştir demek suretiyle kendilerini buzağıya tapınmaya ve onu tanrı edilmeye davet etmiş, onlar da icabet edip boyun eğmişlerdir. Bu sırada Harun, Allah'ın salat ve selamın bizim peygamberimize ve ona olsun, içlerinde bulunuyor ve şöyle diyordu. Ey kavmim, şunu iyi bilin ki siz bu heykel ile sınama tabi tutulmuş bulunuyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Bana uyun ve emrime itaat edin. Fakat İsrailoğulları, Harun'un çağrısına kulak asmamış, onu tasdik etmemiş ve kale almamışlardır. Halbuki Harun kendilerince en çok sevilen insanlardan biriydi. İsrailoğulları hayvani özelliklere sahip olmasalardı, sözünü ettiğimiz mucizelere şahit kılındıktan sonra ona kulak asmama eylemine girişmez ve uzağıya tapınmazlardı. Evet burada ilginç. İsrail oğullarının e, hayvani yönleri özelliklere sahip kılındıkları şeklindeki görüşü delillendirdi. O kadar mucize gördükten sonra yapmamaları gerekirdi. Yapıyorlarsa hayvani yönleri ön plandadır diye. Onların fıtratları anlatılan şekilde olduğuna göre yani hayvani yönleri ağır olduğuna göre kendilerinin öldürülmesine karşı çıkmamaları tabi bir husustur. Bunu teyit edici türden olmak üzere İsrail şöyle demişlerdir. Ey Musa, o puta tapanların tanrıları olduğu gibi sen de bize bir tanrı yap. Bu sebepledir ki Hz. Musa'nın bütün mucizeleri akli değil hissi olmuştur. Çünkü onların akılları istidlal yoluyla anlaşılabilecek konular bir yana duyularla algılanacak şeyleri bile anlamaktan acizdi. Şöyle yapalım. Buranın tamamını İsrail oğullarının akli yönlerini değil. Hayır. Evet, İsrailoğullarının akli değil, hayvani yönlerini daha çok kullanmaları. Günümüz için de bu aynen geçerli. Hayvancı hareket ediyorlar. Bu sebepledir ki Hz. Musa'nın bütün mucizeleri akli değil, hissi olmuştur. Çünkü onların akılları istidlal yoluyla anlaşılabilecek konular bir yana, duyularla algılanacak şeyleri yapabilme anlamaktan acizdi. Burayı bir de istimulize, akli mucize diye ayırabiliriz. Akli hissi mucize. İkincisi, muhtemeldir ki İsrailoğullarına öldürülmeye tahammül gösterdikleri takdirde ahirette oluşacakları sevap, mükafat ve iyi akıbet hissettirilmiş, bu sebeple söz konusu eylem kendilerince küçümsenerek hafif görülmüştür. Nitekim lanetli Firavun karısının Allah'a ibadet ve itaatte bulunduğunu öğrenince ağır işkencelere maruz bırakılmasını emretmiş ve emri uygulanmış ancak o bu eylemlere gülerek mukabelede bulunmuştur. Firavun karısının Allah'a ibadet ve itaatte bulunduğunu öğrenince ağır işkencelere maruz bırakılmasını emretmiş ve bu emre uygulanmış. Ancak o bu eylemlere gülerek mukabele bulunmuş. Yani hanımı bu eylemlere gülerek mukabele de bulunmuş. Çünkü cennetteki üstün makamı ve iyi akıbeti kendisine gösterilmişti. O da işkenceleri küçümseyerek bağrına basmıştı. Benzer bir şekilde İsrailoğullarının da kendilerini öldürülmeye hazır hale getirilip tahammül göstermeleri imkan dahilinde girebilmiştir. Eğer gerçekten kendilerini öldürmüşlerse bu anlamda olabilir diye yorumladı. Ama asıl kanaati manevi öldürme yani nefsi öldürmektir şeklinde. Ve iz ya Musa len hatta nerallaha cehraten akadet ve tenzurun Yine siz de hatırlarsınız ki ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz de henüz bakıp dururken yıldırım çarptı sizi. Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz de henüz bakınıp dururken yıldırım çarpmıştı sizi. Yine siz hatırla, hatırlamalısınız ki ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız. Bazılar şöyle demiştir. Musa'nın seçtiği yetmiş kişi şöyle demişti. Biz senin risaletini ve getirdiğin Tevrat'ı Allah'ı apaçık görüp Tevrat'ı sana indirdiğini haber vermedikçe tasdik etmeyiz. Şu anlamda ihtimal dahilindedir. Haber verdiğin varlığı çıplak gözle görmeden anılığına inanmaz ve kulluğunda bulunmayız. Cehreten haber verdiğin varlığı çıplak gözle görmeden tanrılığına inanmaz ve kulluğunda bulunmayız. Ahirette Allah'ın görülmesi, ahirette Allah'ın görüleceği rüyatullah kabul etmeyenlerin bir kısmı bu ayetle istidlalde bulunmuştur. Şöyle ki, Musa'nın ümmetine Allah'ı görmeyi istemeleri sebebiyle yıldırım çarpmıştı. Bu görüşü benimseyenler şöyle demektedir. Şayet Allah'ın görülmesi mümkün olsaydı, ...kendilerine yıldırım çarpmaz ve bu yüzden azaba müstahak olmazlardı. Size göre söz edilen ayette rüyetullahın nefret edilmesine, olumsuzlanmasına değil ispatına dair delil vardır. Çünkü Musa Aleyhisselam rüyet talebi karşısında onları azarlamamış ve bunu istemeyin dememiştir. Bunun yanında o Rabbinden kendisini göstermesini istemiş, Cenab-ı Hak bu isteği yasaklamayarak... Daha yerinde durursa beni görürsün demiştir. Bu bir vaat üslubudur. Daha yerinde durursa beni görürsün demiştir. Bu bir vaat üslubudur. Şayet istenen şey ihtimal dahilinde bulunmasaydı bu üslubun kullanılması mümkün olmazdı. Çünkü küfür konumunda bulunan böyle bir şeyin yasaklanmaması düşünülemez. Küfür konumunda bulunan bir şeyin yaşa yasaklanmaması düşünülemez. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik rivayet edilen rüyet sorusu da görüşümüzü desteklemektedir. Zira ashab Rabbimizi görecek miyiz diye sormuş fakat böyle bir sorunun yöneltilmesini yasaklamaya veya yadırkamaya dair bir rivayet Resulullah'tan intikal etmemiştir. Şayet rüyet mümkün olmasaydı bu davranışlar yasaklanırdı. Şurası ilke küfür konumunda bulunan bir şeyin yasaklanmaması düşünülemez. Allah'ı görmelerini istemeleri üzerine İsrailoğullarına yıldırım çarpmasının sebebi gerçeği öğrenmek değil güçlük çıkartmak için soru yönetmiş olmalarıdır. Allah'ı görmelerini istemeleri üzerine İsrailoğullarına yıldırım çarpmasının sebebi gerçeği öğrenmek değil güçlük çıkartmaları için güçlük çıkarttıkları için bu yönde soru yönettikleri içindir onların güçlük çıkartma niyeti taşıdığının delili muhtedil davranan kimsenin yeterli bulacağı kadar mucizelerin gelmiş olmasıdır. Onların güçlük çıkarma niyetinin taşıdığının delili, muhtedil davranan kimsenin yeterli bulacağı kadar mucizelerin gelmiş olmasıdır. Bu yüzdendir ki kendilerine yıldırım çarpmıştır. Şöyle de demek mümkündür, İsrailoğullarının yıldırım çarpmasının sebebi Allah'ı çıplak gözle görmedikçe ifadesi değil, sana inanmayacağız şeklindeki sözleridir. Bu meseleyi Allah'ın izniyle yerinden detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi üst tarafa Rüyatullah diye işaretleyip geçelim. Yıldırım çarpmıştı sizi. Denildi ki bu ilahi beyanda yer alan saika kelimesi mahvolmayı içeren her türlü azaptır. Ancak mahvoluş helak iki çeşittir. Bedenlerin helaki, aklın ve zihnin helaki. Musa baygın düştü ve olduğu gibi bu ayette yer alan sayıka kelimesi baygın diye tefsir edilmiştir. Baygınlıkta ise zihnin ve aklın rumura uğraması bahis konusudur. Sura üflenmiş göklerde ve yerde olan herkes baygın düşmüştür mealindeki ayeti kerimede geçen benzer kelime de aynı anlamdadır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Saika kelimesinin şiddetli ses anlamına geldiği de söylenmiştir. Burası ilginç. Saika iki anlama gelebilir. Bedenlerin helaki, aklın helaki. Aklın helakine iki örnek verdi. Sura üflenmiş, göklerde ve yerde olan herkes baygın düşmüştür. Aklın gitmesi. Musa baygın düştü de Aynı şekilde aklın gitmesi. Helak. Helak. Bedenin helaki, aklın helaki. Helak. Henüz bakınıp dururken iki şekilde yorumlanmıştır. Birincisi dile getirdikleri yakışıksız söz sebebiyle yıldırım çarpıp kendileri mahvettiğini bilmektesiniz. Binaenaleyh böyle bir söz sarf etmekten sakınmalısınız. İkincisi henüz bakınıp dururken buradaki hitap yıldırımın çarptığı kimselere yöneliktir. Yani sizi çarptığı zaman yıldırıma bakıp duruyordunuz. Daha doğrusu yıldırım ansızın değil göz önünde ve açık bir şekilde çarpmıştır. burası uzun değilse okuyup bitirelim. Sümme ba'atnakum min ba'di mevtikum leallekum teşkürûn ve zallelna aleykum ve zamame ve enzelna aleykum ve menne ve min tayyibâti ma rızaknakum ve ma zalemûna velâkin kânû enfusekum yazlimûn Ölüme yaklaşan o halinizden sonra şükredesiniz diye sizi tekrar hayata kavuşturduk ölüme yaklaşan o halinizden sonra şükredesiniz diye sizi tekrar hayata kavuşturduk. Üzerinize bulut getirmek suretiyle gölge yaptık. Bir de kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Aslında o soydaşlarınız bize değil, kendilerine zulmetmiş bulunuyorlardı. Ölüme yaklaşan o halinizden sonra şükredesiniz diye sizi tekrar hayata kavuşturduk. Aziz ve celil olan Allah kendilerine lütfettiği büyük nimetlerini ve nihayetsiz ihsanlarını hatırlatmaktadır. Öldükten sonra onları diriltmesi, bağız, bulutla gölge yapması, gökten kudret helvası ve bıldırcın indirmesi gibi. Başkalarına yapılmayan bu ilahi lütuflar kendilerine özgü olanların bir kısmını teşkil ediyordu. Bulutun gölge yapması, gökten kudret helvası, bıldırcın inmesi. Başkalarına yapılmayan bu ilahi lütuflar kendilerine özgü olanların bir kısmını teşkil ediyordu. Bir de bizim için ahirette ve cennette gerçekleşeceği vaat edilen hususlar. Onlar için dünyada gerçekleşmişti. Öldükten sonra dünyada diriltilmek, uzatılan gölge, kızartılmış kuş eti, eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler, bunların hepsi cennette gerçekleşmesi şartıyla bize vaat edildiği halde, İsrail dünyada gösterilmiştir. İsrail oğulları bütün bunlara rağmen davet edildikleri hakikatlere inanmamış ve sözlerinde sadakat göstermemiştir. Bu akıllarının az, anlayışlarının kıt oluşu ve hayvani özelliklere yetişmiş bulunlar yüzündendir. Burada da hayvani yönlerine vurgu yaptı. Biraz önce geçmiştir ayrıntısıyla. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin. İki şekilde yorumlanabilir. Biri ihtiyaçlarınızdan fazla olanların kendilerine helal kılınmayıp sadece muhtaç bulundukları miktar mübah sayılmıştır. Cenab-ı Hak bu kadarıyla tayyibat diye isimlendirmiştir. İhtiyaçlarından fazla olanın kendilerine helal kılınmayıp sadece muhtaç bulundukları miktar mübah sayılmıştır. Tayyibat diye isimlendirilmiştir. Kendisi Allah'ın İsrailoğullarına lütfettiği nimetlere tayyibat diye isimlendirmesinin sebebi, dünya yiyeceklerinin uzak kalamadığı sıkıntı veren hastalık ve zarar veren eziyetlerden arınmış olmalarıydı. Şöyle de denilmiştir, tayyip, insan tabiatının hoşlandığı ve nefsin zevk aldığı meşru şeydir. Burasını da tayyib, tayyibat diye yazıp geçelim. ayip aybat Aslında o soydaşlarınız bize değil kendilerine zulmetmiş bulunuyorlardı. Önceki açıklamalarımızda zulmün anlamını kaydetmiştik. Zulüm başka bir anlama da gelebilir ki o da eksikliktir. Bağların ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı beyanında lem tazlim Dem tüm kıs demektir. Söylediklerimizin özü şudur ki zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Burada dile getirdiğimiz bütün ihtimaller aynı neticeye ulaşır. Burasını da zulüm tanımına ekleyip bitirelim.